الرابع من أركان الإيمان أن نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İmanların rükünlerinden dördüncüsü Resullere ve Nebilere iman etmektir. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. İman ederiz ki biz onlar birer kuldur ve ibadet edilmezler. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. Aynı zamanda birer peygamberdirler. Yalanlanamazlar. وأن الله أرسلهم. Allah onları göndermiştir. وأوحى إليهم. Onlara vahyetmiştir. وأيدهم بالآيات. Aynı zamanda onları ayetler ile desteklemiştir. نعم. وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. Aynı zamanda nebiler ve peygamberler Allah'ın kendilerini görevlendirdiği emaneti yerine getirmişler ve vahide davette bütün üzerine düşen her şeyi yapmışlardır. وَنَصَحُ الْأُمَّةِ أَكْمَلْ نُصْحُ كَانَ مِنْهُمْ عَلَيْهُمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Nebiler ve Resuller bütün ümmet, bu ümmetlere gönderilen ümmetlere nasihat etmişlerdir. وَبَلَّغُوا كُلْ مَا أَمَرَهُمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَبْلِيغُ وَلَمْ يَكْتُمُوا شَيْئًا Allah'ın kendilerine tebliğ ettiği her şeyi insanlara tebliğ etmişlerdir ve hiçbir şey saklamamışlardır, gizlememişlerdir. وَبَذَلُوا غَايَةَ الْجُهْدِ جَاهَدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ جَاهَدُوا بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ Ve bu yolda gerçekten de çok cühd, gayret etmişlerdir. نؤمن بهم وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. Ve onlara biz bütün resullere iman ederiz. Aynı zamanda Allah'ın onlar hakkında bize bildirdiği isimlere de iman ederiz. وصفاتهم. Aynı zamanda onların sıfatlarına da iman ederiz. والآيات التي يدعوهم الله سبحانه وتعالى بها. Aynı zamanda Allah'ın onları desteklediği ayetlere de iman ederiz. والأخبار التي جاءت عنهم. Aynı zamanda onlarla ilgili sabit olan bütün haberlere iman ederiz. Naam. Ve enne evvelel enbiya Adem aleyhissalatu vesselam. Nebilerin birincisi Adem aleyhisselam'dır. Ve evvelel rusul Nuh aleyhissalatu vesselam. Resullerin birincisi ise Nuh aleyhisselam'dır. Hatemel enbiya ve rusul Nebiyen Muhammed aleyhissalatu vesselam. Resullerin ve nebilerin sonuncusu ise Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر نسأل العافية والسلام والله أعلم. نبي صلى الله عليه وسلم vefatından sonra nübüvvet ve risalet iddia eden herkes kafirdir ve bundan da Allah'a sığınırız.